Merhaba arkadaşlar. Folklor araştırmalarıyla tarihi hikayelerle buluşan Altap Dostu Kanal Son Gulebani'ye de hoş geldiniz. Yine e, sizlere el cazımla bir korku hikayesi hazırladım uzun bir aranın ardından. Bu hikaye Mert Gürhan'ın korku yıllarından biri için yazılmıştı ve orada okunmuştu. Sevgili Mert Gürhan okumuştu. Ben de burada sizler için tekrar bu kendi yazdığım hikayeyi seslendiriyorum. Gecenin hikayesi Kasır Şafira. Ben müziksiz anlatıyorum. Siz arkaya dilediğiniz müziği, atmosfer sesini, fon müziğini açabilirsiniz. Başlıyoruz. Kasr Şafira İlk defa yakın tarihte inşa edilmiş bir mekanın kazısında görevlendirilmiştim. Görevlendirildiğim yer eski süryari yerleşimi olmakla birlikte alan temizliği yapıldıktan sonra restore edilerek restore edilerek turizme kazandırılması hedeflenen bir bey konağıydı. Epey sapa bir yerde olduğundan mı yoksa çok da eski olmadığından mı bilinmez hakkında fazla bilgi bulamamıştım. Bazı kültür ve yapı evvertallerinde listelerde sadece isim ve yer bilgisiyle yer alıyordu. Şafira Kasrı veya Kasrı Şafira. Bu taş konak beylerin, ağların, sarp geçitlere, derbetlere inşa ettirdiği küçük hisarları, kaleleri adırdığından Kasır olarak anılıyordu. 1940'larda hazırlanmış bir bakanlık raporunda ise Barnababek Kasır ismi de geçiyordu. Doğru fotoğrafları da yoktu. 60'larda devrin Batı Almanyası'ndan çıkan bir arkeoloji dergisinde bazı siyah beyaz fotoğraflar vardı. Epey uzaktan, yapının aşağısından kasabadan çekilmişlerdi. Daha güncel seyredebilecek resimleri e-posta üzerinden şehre indiği esnada bana ulaştıran arkadaşım sayesinde görmüştüm. Gerçekten de eski manastırları ama ama daha çok küçük daha geçit küçük geçit kalelerde küçük daha geçit de andıran epey heybetli bir yapıydı. Anadolu'nun bu köşesindeki yere gitmeden önce şehre uğramış, bir iki gün kalıp İl Halk Kütüphanesi'nde ve bölge müzesinin arşivinde araştırma yapmıştım. Kütüphaneden bir şey çıkmadı ama bölge müzesi arşivinde hiç ummayı beklemediğim bir bilgiye rastladım. 80'lerin başında bu yerel müzeden Görevli, bu yerel müzeli görevlilerinden biri öğretmen bir arkadaşıyla bölgeye gezip oldukça detaylı bir taşınmaz kültür varlıklar listesi yazmaya başlamış. Ancak bilinmeyen bir sebeple yarım bırakılarak müze arşivinde unutulmaya terk edilmişti. Liste Kaslı Şafira'dan biraz bahsediyor ve parantez içinde gidip tetkik edildikten sonra yeniden düzenlenecek notuyla bitiyordu. Gideceğim kasabanın eski süryani yerleşimlerinden olmasını yanı sıra kasabanın kuzeydeki tepenin üzerinde epey önceleri bir balastırın olduğundan bahsediliyordu. Ayrıca ahalinin halen Şafıra ismindeki bir kadının efsanelerini söylediği bilgisi de kısaca yer alıyordu. Raporu hazırlayan görevlili telefon ve bilgisi eski olduğundan onlara ulaşamamıştım. Ama benim için yeterli bir veriydi. Kasabaya geçtiğimde yeni çalışma arkadaşlarımın yanına Eski yapının olduğu yere gitmeden önce bir süre belediye meydanının oradaki kahvehaneye oturup bölgeyi seyrettim. Kaslı şafira sarp geçitlerin başına türemiş bir akbaba gibi kasabaya tepeden bakıyordu. Uzaktan belli belirsiz sonraki devirlerde eski keşişlerden kalma patikanın gelişletildiği anlaşılıyordu. Yani eski keşişleri açtığı, eski keşişlerden kalma, eski keşişlerin açtığı patikanın gelişletildiği az çok anlaşılıyordu. Binanın hemen dibindeki karaltı şeklindeki minibüs ve birkaç çadır açıkça seçiliyordu. Arkeologların çadırlarıydı, meslektaşlarımın. Kahvehanedeyken insanlara kasırla ilgili sorular sorduğumda belirgin bir yanıt alamadım ilk. Sebebi bilgisizlik değil gibiydi. Şafara ismi onları hep o on isminin onları epey rahatsız ettiği belli oluyordu. Böyle küçük yerlerde kahvehanenin en köşesinde kendi akranlarıyla senelerden bir ayrı yerde oturan bölgenin ayaklı belleği avcılar haricinde konuşan olmadı. Oğlarda da epey eskiden dedi. Benim 1800'lerin ikinci yarısı olarak tahmin ettiği bir dönemde bu kasabanın en varlıklı insanı olan Bardaba adında yedi çocuklu bir sürü yani toprak ağası, toprak ağası eşkıyalardan çekildiğinden kasabanı çoktan terk edilmiş manastırını alıp üzerinde kendi kasını inşa ettirmiş. Halkın dedelerinden, ninelerinden duyduklarına yemin verdikleri söylentiye göre Barastır'daki keşişleri mezarları rahatsız ettiğinden kasırda sürekli kazalar belalar yaşayan Barnababek belayı def edebilmek için çağrı aradığında duvarlara kendi soyundan bir insan kurban verilmesi gerektiğini ancak bu şekilde kasrın tamamlanabileceğini öğrenmiş. Tek kızı Şafira'yı ki Süryanice de güzel anlamına gelirmiş kasrın duvarlarından birine diri diri gömdürmüş. Duvara veya yapıya gömülen kadın motifinin örneklerine ee, Ortaçağ Orta Avrupa'sında da hatta bizim coğrafyada da daha önce rastlamıştım. Irak'ta Kadim Süryalı yerleşimlerinden Zaho'daki Delal Köprüsü içinde benzeri bir efsane anlatılırdı. Köprü yıkılmaması için kurban edilen Delal gelinin içinde benzeri bir efsane ee, anlatılırdı. Köprü yıkılmaması için kurban edilen Delal gelirin köprü yıkılmaması için kurban edilen Delal gelirin adıyla adılıyordu. Bu yüzden benzer bir motife burada rastlayınca ve kadının adının yapıya verildiğini duyunca pek şaşırmadım. Ama sonrasında öğrendiklerim benim gibi şüpheci bir insan için bile epey rahatsız ediciydi. Şafir Hanım bu belayı üstüne çektiği için bir türlü ölemediği, ayaklarındaki süryani işi altı gümüş işle halhalları şıkırdatarak taş duvarlar arasında dolaştığı rivayet ediliyordu. Bardama Bek ve ailesi çoktan burayı terk edip gitmiş, koca konak geceleri şerlik yapan cillere perilere terk edilmişti. İnsanlar Şafira'dan hala korkuyorlardı. Ve söylendiğine göre en amansız defineciler bile gündüz gözüyle de olsa oraya tırmanıp kazan çekiliyordu. Bunların üstüne belli belirsiz epey eski bir aşiretin ileri gelenlerinin orada geceleyin boğduğuna dair acayip bir rivayet değişittim. Bu insanların hayal gücü gerçekten sınır tanımıyor. Olmayan bir faciadan gerçekmişçesine korkuyorlardı. Kaslı olduğu tepeye güç bela tırmanıp arkeologların çadırlarına ulaştım. Ben oraya vardığımda hava çoktan kararmaya yüz tutmuştu. Pilli kablolu lambalar dışında tanışma faslında oturup kahvelerimizi içerek faslında oturup kahvelerimizi içerken kasabada bahsi geçen söylentileri duyup duymadığım ilk fırsatta soruldu. Gülüp geçerek ahalinin folkloruyla alakalı bir husus olduğunu söylesem de neredeyse iki haftadır burada çalışan ekip söylentilerden oldukça rahatsız olmuş gibiydi. Daha kalın sağlam çadır malzeme çadır, malzeme çadır yapılmış. Kalan diğer iki çadır ise uyuk çadıra ise uyku kutuları yerleştirilmişti. Henüz ağır işçilik gerekmediğinden dört kişi kalıyordu. Ben de beşinci arkeolog olarak dahil olmuştum. İçlerinden sadece bir tanesini daha önceden birkaç kazı vesilesiyle tanışıyordum. Beni bu çalışma için üniversiteye tavsiye eden de oydu. Kasabarı Belediyesi bu konağa butik ötel yaptırmak istiyordu. Ancak bazı tarihe buluntular çıkarılırsa da turistik amaçlarla kullanılabileceğini düşünerek epey cömert bir öderek çıkartmışlardı. Eğer kasabada bu bina hakkında söylentileri bilmiyor olsam, ekip arkadaşlarımla konuştuğumda yüzlerdeki endişeyi yorgunluklarından zannedebilirdim. Kaçak kazı yapanlar kadar olmasa da tarihi alanlara kazma vurduğumuz için sıklıkla ahalinin cillerle ilgili anlattıklarına maruz kalır, psikolojik açıdan bunlardan etkilenebilirdik. Sonuçta arkeologluk. Fakat böylesine bir korkuyu buradaki kadar somut bir şekilde daha önce hiçbir kazalarında görmemiştim. Arkadaşı bara civarı ve özellikle Bilal'i gezdirdiği de ilk dikkatimi çeken hemen girişteki salonda kapının solundaki büyük duvar resmi oldu. Ayaklardaki altı ve gümüş işlemeli halhallardan giyimindeki detaylara, çehresini ve saçları çizgilerde epey canlı diyebileceğim bir figür resmedilmişti tüm detaylarıyla. Eğer kasabada meşhur halhallarına dair detayı dinlememiş olsam Burada resmedileni alelade biri zannedebilirdim. Ancak biliyordum. Efsaneleri hala dilden döne dolaşan Şafira karşımdaydı. Belki gerçekten yaşamış ve hatırası unutulması diye böyle nakşedilmişti. Belki de Şafira diye bir hiç var olmamış bu resim üzerinden bir mitos vermişti. Kim bilir? Kassı bahsellerini gezdiğimizde de burada taş örülmüş birkaç kemerli geçit gördüm. Buraların işçiler gelince açılacağını söyleyen arkadaşım eski manastır yapısından kalma hücrelerin olabileceğini ifade etti. Sütunlardaki oymalı işlemeler Bardel'in eski manastırların taş işçiliğine çok benziyordu. Jeneratörler kablolar çekilip aydınlatıl jeneratörde kablolar çekilip aydınlatılsa da bu kasır oldukça kasetli görünüyordu. Yüzlerce lamba yakılsa da yine de loş bir karantının hakimiyeti söz konusuydu anlamsızca. İçeride dolaşırken çadırların orada yükselen e, çadırların orada yükselen ekiplikilerden biri can çığlığı ta bahsedler işitildi. Çalık sesini duyup dışarıya koşturduğumuzda ekiptekilerden birinin sinir krizi geçirmekte olduğunu gördük. Adam arada bir bayılıyor. Ayıldığında da buradan uzaklaşmak istediğini söyleyerek olduğu yerde çırpınıp feryat ediyordu. Arkadaşım rahatsız olan ekip arkadaşını kasabaya götürmek isteyip öteki arkeologla kolda girdi. Bülübüsü kullanan diğer arkeologla birlikte kasabaya hareket ettiler. Daha önce de iki kere böyle kriz geçirdiğini ayaküstü söyleyiverdi. Adam bülübüsü yakıp açığa taşınırken koridorda tıkırdıyor, geceleri tıkırdıyor diye bağırıp duruyordu. Koridorda tıkır diyor, geceleri tıkır diyor. Hiçbir anlam veremedi bu söyledikleri de. Gece kalmadan dönecekleri söyleseler de böyle bir yerde kısa de olsa tek başıma kalacak olmak oldukça can sıkıcıydı. Aydınlatılmış olmasına karşın kasırda durmak istemediğimden çadırlardan birine geçip uyku tulumumu hazırlamaya koyuldum. Uyuyup kalırsam bu yerde geceyi daha az korku ve endişeyle geçireceğimi düşünüyordum. Telefonumu kulaklıklarını taktım. Telefon bu tepede bile doğru dürüst çekmiyordu. Şarjı bitse de bir problem olmazdı. Kaç saat veya kaç dakika geçti emin değilim. Dalmak üzere olduğum uyku şiddetli bir yıldırım gümbürtüsüyle dağılıverdi. Kulaklıklarımı çıkardığımda çadırı kamçılayan yağmur damlaları da ve şiddetli rüzgarı kesin bir şekilde fark ettim. Hayret, ben uyurken dışarıda hiç bulut yoktu. Çadır epey sağlamdı ama yıldırım düşmesinden korkuyordum. Daha fiziki hususlara dair korkum, metafizik korkuma galip gelince bir pilli lambayı ve telefonumu kapıp kendimi çadırdan dışarı attım. Birkaç adımda konağa girer girmez rahatladım. Ama yine düşen bir yıldırımın ışıltısında da arı tasviriyle göz göze gelmem hiç hoşuma gitmedi. Genç kadın tasvirindeki canlılık ve gözlerinin dışıl Genç kadının tasvirindeki canlılık ve gözlerin dışıltısı mantığımla açıklayamayacağım kadar sahiciydi. Uzunca bir koridordan geçip görece daha iyi aydınlatılmış portatif piknik sandalyeleri bulunan bazı toprak kaplar ve küçük objeleri de durduğu kimi dosyalar da yanında sıralandığı iki geniş portatif masanın açık bir şekilde görüldüğü odaya geldim. Burası arkadaşlarımı çalışma odası olarak seçtikleri yerde. Buradaki büyük duvar oyulmuş ocak eskiden buranın konağın erkekleriyle oturup kalktığı selamlık olarak kullanıldığını gösteriyordu. Oturduğum yerde telefondaki müziklerle oyalanmaya çalışıp ekibi dönmesini beklerken zihnimde dönüp duran sahneleri engelleyemiyordum. Geride bir her mekanda iyi kötü belli enerjileri duyguları hissedebildiğime inanırdım. Burada bu etki daha kuvvetliydi. Sanki konak zorla hikayesini bana hayal ettiriyordu. Ve ve kadillerin ağır ışıklarında ziyafet sofraları, ellerinde gümüş veya bakırdan işlemeli bardaklarda küp küp şaraplar açılan pala bıyıklı beyler, ağlar, sanki bir asır evvelinden bir sahne gözümde canlanıyor, arada bir dışarıdan ışıltısı vuran yıldırımlara ve gök gürültülerine karşın bu kuvvetli hayaller kaybolmuyordu. Bu hayallerden özellikle bir tanesini hatırıma getirmemeye çalışıyordum. Şafira. O talihsiz kızcağız acaba bu koridorlarda nasıl dolaşıyordu? Soluk bir hayal miydi yoksa hiç ölmemişçesine gayet hayat dolu mu? Onun girişteki resmini ve tüm bu hayalleri düşünmemeye çalışıyordum ama sanki inatla zihnimde hayat buluyorlardı. Vakti ne kadar geçtiğini bilmiyorum ama Koran derinliklerinde duyduğum bir ses aşırı netti. Ne yağmur damlaları ne gök gürültüsü ne de kulaklarımdan fışkıran, kulaklıklarımdan fışkıran ezgiler bastırabilmişti o sesi. Zira kassın asıllık sessizliğiydi o ar için katil şekilde bozmuştu. Gök gürültüsünü seyrekleşip yağmurun da şiddetini, şiddetinin azaldığı bir an müziği tamamen kapatıp kulak kabarttım. Zihnim kendi kendime oyunlar kurup beni kandırıyor olabilir miydi? Hayır. Hayır. İşte ses tekrarlandı. O ses tekrarlandı. Yine geldi. Takırdama. Daha önce de böyle bir ses duymadım ama en iyi bu şekilde tanımlayabilirim. Sanki birisi bir kocak odun taşıyor da odunların birbirine değmesinden muhtelif takırtılan çatırdamalar doğuyor. Bu yarın arkasında demir çubuklar da olmalı zira metalik çınlamalar da geliyor kulağıma. Ses gittikçe yaklaştıkça merakım artıyordu. Hırsız olamayacağını biliyordum zira ahali bir yerden ölümüne korkuyordu. Acaba arkadaşlardan biri mi geldi desem? Biri bir sesi de duyulmamıştı ki bu fırtınada tepeye kim böylesine çıkıp gelebilirdi? Diğer yandan da kalkıp bakmayı hiç istemiyordum. Sebebi meçhul bir korku yüreğimi sıkıp duruyordu. Ses yaklaştıkça merakım, korkuma baskın geldi. Usulca kalkıp selamlığın kapısına doğru yürüdüm. Koridorun ucunda kalsın sokak kapısına doğru baktığımda Şafir Hanım meşhur resmini tam önünde gördüğüm bir karaltı beni olduğum yere bıkladı. İlk gördüğüm bir çift iskelet ayağın bileklerindeki gümüşlü altınlı halhalları takırdatarak yürümesiydi. Solgun mor renkli yıpranmış bir entarinin altında yalpalayarak yürüyen iskelet ayaklar. Tıpkı o resimdeki halhallara benziyordu. Kasaba kahvehanesinde üstüne basa basa anlatılan o uğursuz takılara. Karaltı çok net değildi ama hayali de olsa bu dehşet nefesimi kesmeye etmişti. Korkudan uyuşup duran ayaklarımı zorlayarak nereye gittiğimi bilmeksizin kasık koridorlarında koşturdum. Kendim kendimi bahsede bul bahsede bulunca sütunlardan birinin arkasına saklandım. Bir yandan da bahsenin kapısını gözetliyordu. Kemik takırtıları adım adım yaklaşıyordu. Loş ışık altında geçip giden o iskeletin sürüeti tamamını gördüm. Çıplak kafatasına karşın üstündeki eski kadın elbiseleri ele veriyordu şafirayı. Yürüyen iskelet meçhul koridorlarda uğursuz tıkırdısıyla birlikte kaybolup gidince o şeyin beni aradığına emin oldum. Ölmeyen musibetin geçip gittiğine hükmedince yüreğim ağzımda bahsenden çıktım. Burayı pek tanımasam da... Kısa sürede girişteki salona giden koridorlardan birini buldum. Ama yürümeye korkuyordum. Çünkü o korkutucu şafıranı tasvinin önünden geçip gitmem gerekiyordu. Dışarıya adım atamaz kasabaya doğru koşturacaktım. Talihsiz bir yıldırıma hedef olmayı, kör karalıkta yabanda kaybolmayı veya uçurumlara düşüp parçalanmayı, bu laletli kasırda, on yıllardır yürüyüp duran cillerin ve şeytaların yoldaşı olduğuna emin oldum kızcağızın yakında durmaya yerler yerlendim. Uyuşan ayaklarıma karşı yürüyebildim kurtuluş birkaç adım ilerindeydi. Resmi önünden geçecekken karanlıkta ani bir tıkırtıyla birlikte kemikli bir eli sağ kolda yakalaması bir oldu. Kemikli bir surat yıldırımların şavkısında aydınlanıyordu. Bir aldığına resimdeki kadının çehresine benzettim. Kasrı adını veren, duvarlara hapsedilerek on yılları aşan lanet yüklenmeye mecbur edilen Şafira karşımdaydı. Her kıpırtısı da takırdayan kebik sağladık dışarıdaki fırtınayı bastırdığı o sallana sallana yürüyen dehşet. Yüzündeki o meşhum sırıtışı ayan beya gördüğüm kuru kafa tam burnumun dibindeydi. Boğazıma sarılan çıplak kebik parmaklar, bar parmaklar nefesimi kesmeden önce gördüğüm son şey kuru kafanın loşur içindeki tekilsiz ve şeytani sırıtışıydı. Evet efendim sizler için yazıldı sizler için okuldu burada da bir kere daha Mert Gülhan'a teşekkür ediyorum onu vesilesiyle bu hikaye yazdı ve burada bu kanalda da sizinle buluşturdum her de kadar sürçülü ishal ettikse affola başka hikayelerde de hikaye yayınlarında da görüşmek üzere hoşçakalın efendim İyi geceler.